Tolgözbek.com kanalına hoş geldiniz. Bugün Katar Hava Yolları'nın yeni ofisindeyiz. Bir taraftan uçuşlar başlıyor, uçuşlar yavaş yavaş artıyor. Pandemi etkileri nedeniyle aylardır uçuşlar yapılamıyordu. Ve Ferit Bey'le beraberiz. Katar Hava Yolları'nın Türkiye, Balkanlar'da bayağı bir sorumlu olduğunuz ülke var. Devam ediyor galiba. Ben bir türlü aklımı tutamıyorum. Ediyor onlar da ediyorlar. Güzel bir haber var galiba. Günlük uçuş sayınız 2'ye çıkartıyor. Biraz hemen bir bilgi alabilir miyiz sizden? Tolga hoş geldin. Bugün gerçekten önemli ve güzel bir gün. 13 Haziran'da başladığımız İstanbul Havalimanı uçuşlarımıza, her gün yaptığımız uçuşlarımıza bugünden itibaren ikincisini ekliyoruz. Ve İstanbul Havalimanı'ndan günde 2 kere uçacağız. Sizin sadece tabii İstanbul değil, geçmiş dönemde Sabiha Gökçen'den de uçuyordunuz. Muhakkak o da planlamadadır. Bunun dışında da Antalya var, Milas Bodrum var, Ankara zaten var. Biraz da oradaki uçuşlarınız ne zaman başlıyor, kaç frekans, biraz onları anlatır mısınız? Antalya, Bodrum ve Ankara'dan da güzel haberlerimiz var. 9 Temmuz itibariyle Ankara, Esenboğa'dan haftada 3, Antalya ve Bodrum'dan da yine aynı gün 9 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuşlarımıza tekrar başlıyoruz. İnşallah Türkiye'ye çok sayıda turist getirirsiniz. Buradan yurt dışı uçuşlarında çok fazla yolcu taşırsınız. Doluluk oranlarınız yükselir ve uçuş sayılarınız tekrar eski günlere doğru artar diye umuyoruz. Benim merak ettiğim konulardan biri de neredeyse havayolu şirketleri 3 ay yerde kaldı ve yeni yeni artık yolculukla ilgili önlemler alınmaya başladı. Katar Havayolları olarak neler yapıyorsunuz? Biraz bize anlatır mısınız? Tabii. Biz pandemi sürecinde dünyada uçan en büyük küresel havayolu şirketi olduk. Tedbirlerimize tamamıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün ve de IATA'nın gerekli gördüğü tedbirleri alarak devam ettik ve halen de o şekilde daha da bunun üzerine ekleyerek devam ediyoruz. Bizim için yolcularımızın güvenliği uçaklarımızda en öncelikli unsur. Hem Hamad Havalimanı'nda, merkezimiz Doha'da, hem de uçaklarımızda yaptığımız, getirdiğimiz bir takım yenilikler var. Qatar Airways olarak yolcularımızın güvenliği bizim için birinci öncelik. Hem uçak içinde hem de merkezimiz Hamad Havaalanı'nda yeni tedbirler getirdik. Bu tedbirlerin tamamı Dünya Sağlık Örgütü ve de IATA'nın gerekli gördüğü tedbirler kapsamındadır. Şimdi bir kere Hamad Uluslararası Havalimanı'na indiğinizde kasklı ekiplerle karşılaşacak yolcularımız. Bu kasklar sayesinde bütün yolcularımız uzaktan aslında kontrol ediliyorlar. Havaalanında robotlar tamamıyla otomatik olarak dezenfeksiyon uyguluyorlar havalimanı içinde ve tüm yolcuların kolaylıkla erişebilecekleri dezenfekte maddeleri, noktaları var havalimanına konulmuş. Dolayısıyla bunlara kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Onun dışında uçağa binerken ve uçak içindeki önlemlerimizden bahsedeyim. Boarding esnasında kusursuz bir düzen sağlanıyor ve oturma alanlarında sosyal mesafenin korunması için gerekli bütün önlemler alınıyor. Pasaport işlemleri sırasında termal kameralar tüm yolcuların ateşini ölçüyor. Bagajlar ultraviyole tünellerinden geçerek dezenfekte ediliyor. Kabin ekibimiz uçakta tüm vücudu koruyan giysiler giyiyorlar. Yolcularımıza maske, dezenfektan ve eldivenden oluşan hijyen paketleri sunuyoruz. Yemekler ambalajlı çatal bıçak setleriyle servis ediliyor. Kulaklıklar ve battaniyeler yine özenle temizlenip ambalajda veriliyor. Bu arada gökyüzündeki en genç ve en modern filolardan birisine sahibiz ve uçaklarımızda virüs ve bakterileri %99.97 oranında bloke eden endüstriyel HEPA filtreleri kullanıyoruz. Bu çok önemli, özellikle altını çizdiğimiz bir nokta. Bundan sonra da yolcularımızın güvendiği bir havayolu şirketi olarak en yeni ve en etkin önlemleri ve prosedürleri uygulamaya devam edeceğiz. Bu bilgilere ek olarak bir de şunun altını çizmek isterim. Özellikle bu bilgiye ek olarak 31 Aralık 2020'ye kadar satın alınmış ve yeni alınacak biletlerde uyguladığımız esnekliklerini de altını çizmek isterim. Sınırsız değişim hakkı, gidilecek uçuş noktasından 5000 mil kadar uzaklıktaki başka bir destinasyona uçuşun değiştirilme hakkı,
Kümin ile takas esnekliklerini yolcularımıza sunuyoruz. Evet. Bu yeni dönem içerisinde bakıyoruz tabii havayolları, yeni uçuş noktaları açmak imkansız gibi bir şey. Mevcutları doldurmak, eski frekansına getirmek lazım ama Katar Havayolları bu dönem içerisinde yeni uçuş izinleri de aldı. Biraz Türkiye pazarı için bu noktalar hangileri, biraz anlatır mısınız? Avustralya'da Brisbane bu pandemi sürecinde başladığımız bir uçuş noktamız oldu. Ve şimdi yine sevindirici bir haber. Temmuz ayının hemen başında Toronto seferlerimiz de Kanada'da başlıyor. Bu iki uçuş noktası. Böyle bir dönemde yeni bir uçuş noktası açma bakımından da gayet Türk yolcuları da başarılı olarak buluyorum. Türk yolcular açısından da iki noktada önemli. Bir taraf Kanada, bir taraf Avustralya. Muhtemelen buralardan da ciddi bir transit yolcu alacaksınız gibime geliyor. Evet. Çünkü dünyada bu süreçte birçok yolcu gittikleri ülkelerde mahsur kaldılar. İşte onların geri dönüşleri, o noktalara gidişleri, onun haricinde yeni talep olarak iş trafiği olarak bu noktalara gidişler, gelişler tabii ki etkili olacak. Katar Hava Yolları ödüllü 5 yıldızlı bir havayolu şirketi. Gerçekten Orta Doğu'nun medarı iftarı havayolu şirketlerinden biri, verdiği kalitesiyle, uçaklarıyla. Umarız uçuşlar kısa sürede Türkiye ve dünya için geri dönüşler çok hızlı olur. Tekrar o eski güzel günlere döneriz ve tekrar uçmaya başlarız. Gelişmeler anlattınız. Çok teşekkürler. Bir gün bir başka bir yerde diyelim, belki sizin uçakta bir uçuşta, şu uçuşlar iyice bir başlasın da ondan sonra görüşmek üzere diyeyim. Biz de aynı şekilde ümit ediyoruz. Bu gelişmeler bir şekilde başladı ve bu şekilde devam eder. Tekrar geldiğin için çok teşekkürler Tolga. Ben teşekkür ederim.